Fransa tam bir Müslüman düşmanlığı yapıyor. İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı yapıyor. Macron'u biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı. Bakın bu adamın, bu Macron'un bir acısı var ama ne bilmiyorum. Bak Libya'da ne yaptı? Darbeci Hafter'i desteklediler. Libya'da darbe yapan. Türkiye meşru Birleşmiş Milletler tarafından ve meşru olarak seçilmiş olan hükümeti destekliyor. Hafter'e, darbecilere Fransa silah verdi. Ortalığı karıştırdı. Orada kimin dediği oldu? Türkiye'nin dediği oldu. Orada Macron'a Türkiye bir tane tokat koydu. Sonra Doğu Akdeniz'de Macron Türkiye'yi tehdit etti. Burada arama yapamazsınız dedi. Burada arama yapmak Avrupa Birliği'ni tehdit etmektir dedi. Arama yaparsanız Doğu Akdeniz'de dedi. Biz size ambargo uygularız dedi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Türkiye Aslanlar gibi aramaya devam ediyor. Kendi kara sularında, kendi e, toprağında, mavi vatanında Türkiye arama yapıyor. Arayacak tabii ki. Fransa'ya ne oluyor? Bunu yapan da, yaptıran da Yunanistan veriyor gazı. Macron da savaş gemilerini gönderiyor. Ne oldu? Savaş gemini gönderdi. Ne oldu? Türkiye Doğu Akdeniz'de de bir tane daha tokat koydu Fransa'ya. Akıllanmadı ama bak devam ediyor. Ermenistan konusunu biliyorsunuz. Azerbaycan Dağlı Karabağ kendisine ait Dağlı Karabağ topraklarını aldı. Bu dönemde de Ermenistan'la savunan açıklamalar yaptı. Fransa Ermenistan'a silahlar verdi. Ne oldu? Yine Azerbaycan aldı. Fransa'ya Macron'a Türkiye burada da bir tane tokat koydu. Bak doymuyor. Şimdi kuyruk acısı herhalde bunlardan. Şimdi camileri kapatıyor. Dernekleri kapatıyor ve aralık ayında da Fransız İslamı diye bir yasa çıkartacak. Doymuyor ama bak doymuyor. Şimdi böyle bir kolluyor. Türkiye'nin karşısına nereden çıkabilirim diye. Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum arasında Maraş bölgesi vardı. Sayın Erdoğan gitti oraya piknik bile yaptı orada. Ve Fransa onun öncesinde diyordu ki bu diyor Avrupa Birliği tehdittir diyor. Hakarettir diyor. Ne oldu? Al bir tane daha tokat yedin. Ne oldu? Erdoğan'ın oraya gitmesini engelleyebildin mi? Doymuyor arkadaş. Bak bu Fransız Macron var ya. Hatta Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Fransa dedi boyundan büyük işlere kalkışıyor. Gücünden büyük işlere kalkışıyor dedi. Bu ne demek biliyor musun? Türkiye Fransa'yı bak şöyle tuttu kulaklarından havaya kaldırdı demektir bak. Bu demektir. Fransa esiyor gürlüyor ne oldu Hani ne oldu kardeşim Doğu Akdeniz'de ne oldu Libya'da ne oldu Azerbaycan Doğu Dağlı Karabağ'da ne oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne oldu bak geri vites yapmak zorunda İşte bunun acısını şimdi camileri kapatarak gösteriyorlar değerli izleyicilerimiz şimdi bununla ilgili olarak Nürnberg ve çevre kasabalar da biliyorsunuz pek çok camiye tehdit mektupları gönderildi. Bunları anlatmıştım ben size. Saldırılar olmuştu. Bununla ilgili olarak Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunmuş. Bununla ilgili olarak Başkan Bülent Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Fırt Mevlana Camisi Refet Avcı e, ditip DITP Sultanahmet Camisi Başkanı Hüseyin Yağlı'yı ziyaret etmişler. Geçmiş olsun e, dileğinde bulunmuşlar. Ve şunları söylemiş. Bu tehdidi tüm bölgede yaşayan Türk ve Müslümanlara yönelik olarak değerlendiriyoruz. Bu tür tehditleri ciddiye alıyoruz. Bölgemizde son 20 yılda 3 Türk neonazi terörist kurban oldu. Başkonsolosumuzun, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin tepki göstermesi önemli. Tüm demokratik güçler bu tür saldırıları susmamalı bu saldırılara karşı diyor. Evet Sayın başkanı yapmış olduğu açıklama bu. Gerçekten e, bu saldırılar arttı artmaya da devam ediyor. Ben toplumları itidalli olmaya davet ediyorum. Bu tarz aşırılıkların hiç kimseye bir faydası yok. Şimdi hala Almanya'da Fransa'da Hollanda, Belçika, Danimarka Norveç, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerdeki bazı insanlar bizi vatandaşlarımızı hala yabancı olarak görüyor. Bakın bu insanlar yani bizler bu ülkelerin yabancıları değiliz. Bu insanlar bizler bu ülkelerin birer parçasıyız. Sadece Berlin'de yaşayanların yüzde 10'u Müslüman. Bu insanlar o ülkelerin ekonomilerinin kalkınması için elinden gelen her şey yapıyor. Çalışıyor. Üçüncü nesiller artık yaşıyor. Devletlerin her kurumunda büyük fayda sağlıyorlar. İşte aşıyı bulan kim? Profesör, doktor, Uğur Şahin. Nereden gitme? 1961'de yapılan anlaşmayla ailesi İskenderun'dan kalktı gitti. Şimdi dünya bu kişiyi konuşuyor. Yani birer yabancı göçmen falan değil. Bu ülkenin insanları göçmenlik falan yok artık. 60-70 yıl olmuş çoluk çocuk torun torba hepsi orada orada okudular orada çalışıyorlar. Bakın Almanya başlı olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ya da Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada yani vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerdeki insanları bir düşünelim. Bu insanların pek çoğu Türkiye'yi artık bilmiyor. Çoğunun çoluk çocuğu Türkçe'yi daha kötü konuşuyor. Şimdi sen bu insanlara kendi ülkende yabancı diyebilir misin? Tabii ki kanlarında başka bir şey, o başka bir şey. Şimdi yeni doğan ya da hadi 8, 10, 15 yaşında olan bir çocuğumuz Türkiye'yi mi iyi biliyor, Almanya'yı mı iyi biliyor? Fransa'yı mı iyi biliyor, Türkiye'yi biliyor? Tabii ki Almanya'yı daha iyi biliyor. Bu normal olması gereken bu. Ama hal böyle olmasına rağmen siz bu insanları yabancı olarak göremezsiniz. İşte bu olaylar onun için çıkıyor. Bakın. İslam diniyle terörü yan yana getiriyorlar. Bu doğru değil. Bakın insan öldürenin İslam'la uzaktan yakından bir alakası yok. Avusturya'da bir tane terörist 4 kişiyi öldürdü 15 kişi yaraladı. Bu Müslüman mı? İslam'la ne alakası var bu adamın? Bu tarz teröristler yüzünden İslam'ı karalıyorlar. işlerine gelmiyor. Bunda bakın Batılılar da bunu bizden, senden, benden daha iyi biliyor. Ama siyaset var ya siyaset. Kirli bir gömlek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm camileri bilmem neleri kapatıyor. Peygamberimizin karikatürü okullarda gösterilebilir diyor. Olmaz. Bakın Fransa'da 6 yaşındaki bir çocuğu sabah evine baskın düzenleyip karakola götürdüler. Akşama kadar karakolda tuttular. Niye? Annesi, babası, çocuk Müslüman diye. Sebep okulda Hz. Peygamberimizle ilgili bir şey konuşuyor öğretmen konuşuyor. Çocuk da tepki veriyor. Dalga geçmişler Peygamberimizle. Çocuk da diyor ki doğru bir şey değildi bu diyor. Öğretmen gidiyor. Şikayetçi oluyor. Çocuktan, 6 yaşındaki çocuktan, 6 yaşında. Bu İslam düşmanlığıdır. Çocuğu polisler evine baskın düzenleyip gelip arıyorlar. Odasında aramalar yapıyorlar. Annesi, babası tedirgin. Karakolda tutuyorlar çocuğu, nezarete alıyorlar. 6 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Nezarette bak bu mu nezarette tutuyorlar? Bu İslam düşmanlığı. Onu şikayet eden öğretmen de, okul idaresi de, onun çocuğun evinden alan polis de, ona bu emri veren savcı da haksız. 6 yaşında çocuktan bahsediyorum. Yazık günah değil mi? 6 yaşında. Hadi 10 yaşında olsun, 20 yaşında olsun. Ne demiş kardeşim ne demiş? Ne diyor? Öğretmene diyor ki bak diyor böyle böyle. Yani tepki vermek de mi yasak?